Manisa'daki son durumu aldık. Öncelikle Manisa'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Dün de Van'dan bir sarsıntı haberi gelmişti. Şimdi Ocak ayı itibariyle o detaylı anlatımı gerçekleştireceğiz. Arkamızda haritamız var. Van burada, öbür tarafta Manisa. Türkiye'nin dört bir tarafı sallanıyor. Özellikle 2020 yılında deprem hadiselerini çokça gördük. Hatırlayacaksınız, en acı veren deprem de bize Elazığ'daki deprem olmuştu. Hatırlayacaksınız o depremi. 24 Ocak'ta gerçekleşmişti o deprem ve deprem sonucu çok sayıda bina yıkılmıştı ve sonrasında hasar gören binalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkıldı ve ihya çalışmaları başlatılmıştı. 41 vatandaş o depremde hayatını kaybetmişti ve sonrasında da bölge halkının yaralarını sarmak üzere yetkililer harekete geçti. Biz 24 Ocak'tan daha geriye gidelim. 2020 yılını karşıladıktan sonra 11 Ocak tarihlerinde ilk deprem İstanbul açıklarında, Marmara Denizi açıklarında gerçekleşmişti ki 2019 yılında da Silivri açıklarında bir deprem meydana geldiğini hatırlıyoruz. Ancak tabii ki 2020 yılını odak noktamıza aldığımız için onu konuşacağız. Bu deprem, Silivri açıklarındaki bu deprem AFAD kayıtlarına 4,8 büyüklüğü olarak gerçekleşti. Aldığımız bilgiler hem AFAD kayıtlarında olan bilgiler hem de Kandilli Rasathanesi'nde bulunan bilgiler, bunun da altını çizelim. Şimdi haritamıza baktığımızda biz her depremi, yani Manisa'da da deprem gerçekleşse, Van'da da deprem olsa olası bir Marmara depremini konuşuruz Mustafa Yıldız. Tabii ki yetkililer, deprem uzmanları bunun yorumunu yapacaklardır ama 11 Ocak tarihinde, 2020 yılında 11 Ocak tarihinde İstanbul'da Marmara Denizi açıklarında böyle bir deprem hadisesinin yaşandığını ifade edelim öncelikli olarak. 23 Ocak'a gidelim. 23 Ocak'ta başkentte Ankara'da bir deprem meydana geldi. O deprem 4,5 büyüklüğü olarak gerçekleşti. Kayıtlara öyle yazıldı. Ve 22 Ocak'ta yine depremin adresi Manisa'ydı. Yani bugün gerçekleşen deprem, Manisa depremi ilk kez yaşanmadı 2020 yılı içinde. Yine büyük bir depremdi o da. 5,4 büyüklüğünde Manisa'da bir deprem meydana geldi ki bugün de benzer büyüklükte bir depremin olduğunu görebiliyoruz. O zaman tarihler 22 Ocak'tı ve 26 Haziran'a uyandığımızda saatler 10.21'i gösterdiğinde yine bugün bir deprem meydana geldi. Bir parantez daha açayım Mustafa Yıldız. Depremin ardından Manisa'da çok sayıda artçı sarsıntı da kaydedildi ki son durumu ben yayına çıkmadan önce AFAD'dan kontrol ettim. Hala da 3 büyüklüğünde ve devamında 2 büyüklüğünde falan depremlerin olduğunu ifade edelim. Artçı sarsıntıların olduğunu ifade edelim. Tekrar devam ettiğimizde notlarım arasında 24 Ocak ki aktarmıştım az önce, Elazığ depremi oldukça bizi üzmüştü. 41 kişi hayatını kaybetmişti. Devam ettiğimizde Malatya'da da çok yoğun bir şekilde Elazığ depremini hissettiğini söyleyebiliriz vatandaşların. 16 Şubat, Şubat ayına geçtik. 16 Şubat'ta bir başka il. Şimdi Manisa'yı çokça konuştuk. Dün de Van çok konuşulmuştu. Van'da bir deprem hadisesi olmuştu ki Van'da yine 16 Şubat'ta 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD'dan aldığımız bilgiler doğrultusunda bunu da söyleyelim. Bir başka adres Konya. Konya İç Anadolu bölgesi, Ankara'yı bahsetmiştik az önce. Konya'da da bir deprem hadisesi meydana geldi. Tarihler 23 Şubat'ı gösterdiğinde o depremde 4,5 büyüklüğünde olduğu kayıtlara geçmişti. Ve Türkiye-İran sınırına bakacağız. Şimdi bölgede Van'dan bahsetmiştik ya az önce. Van dün de sallanmıştı. Yine 16 Şubat'ta da sallanmıştı ancak tarihler 23 Şubat'ı gösterdiğinde tekrar o bölgede bir sarsıntı meydana geldi. Van'da, İran sınırından bahsediyorum. Şu Türkiye'nin deprem haritası arkamda gördüğünüz kırmızı bölgelerinde deprem riski oldukça fazla olan bölgeler olduğunu tabii ki hepimizin ezberinde olan bir harita arkamdaki. Devam edelim. Bu 23 Şubat'taki İran sınırında, Türkiye-İran sınırında gerçekleşen o deprem 5,9 büyüklüğünde Mustafa Yıldız ve Başkale Van'a yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Türkiye-İran sınırındaki olan noktada gerçekleştiğini ifade edelim. Ve
Nisan ayına geldik. Şubat bitti, ocağa aktardık. Nisan ayındayız. Nisan ayında yine Van depreminden bahsedebiliriz. Bakınız, Manisa'ya aktardık. Manisa oldukça ön plana çıkıyor depremler konusunda. Elazığ'ı aktarmıştık. Van'ı yine söz konusu ediyoruz. Nisan ayında yine 4,9 büyüklüğünden bir deprem meydana geldiğini görebiliyoruz. Bir başka nokta, ilk kez bunu aktaracağız. Akdeniz'de. Akdeniz'de bir deprem hadisesi yaşandı ki 15 Nisan'da Akdeniz depremi olarak kayıtlara geçti. 4,8 büyüklüğünde bir deprem. 30 Nisan'a geldik. Muğla depremi. Muğla'da zaman zaman önceki senelerden de hatırlıyoruz. Zaman zaman Muğla ili de depremlerle gündeme geliyor. Bu kez 30 Nisan 2020'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem hadisesi yaşandı. Haziran ayına geldik. Haziran'ın 5'inde Malatya depremi 5 büyüklüğünde kaydedildi ve Elazığ depreminde de hatırlayacaksınız, Malatya'da oldukça sallanmıştı. Bölge halkının bazı noktalarda evlerinin hasar gördüğünü hatırlıyoruz. 14 Haziran'da Bingöl depremi, yine kısa zamanda, yani az olduğu bu deprem yaşanalı 14 Haziran'dan bahsediyoruz. 12 gün geçmiş, 5,8 büyüklüğünde sallandı ve 18 kişi yaralanırken bir korucu da şehit düştü. Bunu da ifade edelim. Yüzlerce artçı sarsıntı da meydana geldi bu deprem sonrasında. 25 Haziran'da az önce de söylediğim gibi Van'da deprem meydana geldi ve bugün Manisa sallandı Mustafa Yıldız. Depremin 2020 yılında nereleri salladığını ifade ettik. Tabii ki merkez üssülerini konuştuk ama deprem birçok noktadan hissedildi. Yani Türkiye'nin dört bir tarafı sallanıyor Mustafa Yıldız. Konuyla ilgili tabii ki uzmanlar, Marmara depremidir, beklenen büyük depremlerdir, bunlarla ilgili yorumlar yapacaklardır ama biz somut olan bu yaşadığımız depremleri aktarmış olduk ve kayıplarımızı da tekrar yad ederek sözü tekrar sana bırakalım Mustafa Yıldız.